Bu sahnelerin sırrı her şeyden önce bir ameliyat süresi boyunca ne oluyorsa gerçekten bizim senaryomuzda da olması gereken, işlemesi gereken akış zaten yazıyor. Birinci öncelik bu. Yani senaryonun ele alma şekli çok önemli bu yüzden. Yani hadi ameliyata giriyoruz deyip sonrasında oh be ne ameliyattı deyip ameliyathaneden çıkmak kolay. Asıl zor olanı gerçekten cerrahlarla birlikte tasarlanan bu sahnelere ayak uydurmak ve doğru çekim açılarıyla birlikte doğru bir kurguyla, tabii ki dizinin de süresini gözeterek, belli başlı kısaltmalar yaparak bu sahneleri çekmek. Biz oyunculara düşen gerçekçi kısmıysa gerçekten orada cerrah gibi görünmek istiyorsan bir cerrahın nasıl hareket ettiğini önce gözlemlemen gerekiyor. Sonrasında da gerçekten baktığın şeyin o anda ameliyat ettiğin ve keserek, dikerek, biçerek şekil vermeye çalıştığın ve tedavi etmeye çalıştığın bir organ olduğunu düşününce doğru konsantrasyonu galiba yakalıyorsun. Taş motoru. Evet, canavar. Çünkü biz onunla bayağı demir kestik. Aynı anda iki hastaya saplanan bir inşaat demiri vardı. Her şeyden önce o demiri kesip hastaları birbirinden ayırmamız gerekiyordu. İşte o zaman gerçekten ameliyat orada başlamıştı aslında. Çünkü o demiri keser kesmez hemen içeri alındı hastalar ve çok hızlı bir sterilizasyonla ameliyata başlandı. O yüzden benim galiba tap noktamda bu alet var. Hakan'ın dönüm noktası aslında bence, sadece Hakan üstünden gidecek olursak, babasıyla ilk karşılaştığı andı ve babasıyla iletişimde olduğu bütün sahneler topluluğu diyebilirim. Onun için gayet zor bir andı. Çünkü çocukluğundan, geçmişinden, geleceğine kadar her şeyini etkileyebilecek tek karakter. Tabii ki iyi bir baba olabilir. Her şeyden önce iyi bir insan olmak lazım ki her şeyin iyisini olasın. Yani baba olmak istediğinde de, amca olmak istediğinde de, anne olmak istediğinde de, hala olmak istediğinde de her şeyden önce iyi bir insan olman lazım. Bu yüzden tiniyet, karakter, bunlar çok önemli şeyler. Eğer o içindeki iyilik varsa her şeyin iyisini olursun. İyiden kastımız standart mı, kriterlere karşı bir sorumluluk mu? Orası tartışılır. Ama iyi yürekli olmak zaten her şeyi iyi yapmak istemek anlamına geliyor. O yüzden tabii ki Hakan iyi bir baba olabilir. Niye olmasın? Çünkü iyi bir adam. Kötü bir adam değil. Benim fikrim bu.